Zeynep. Buyurun Ömer Bey. Ben çıkıyorum. Babama gidiyorum. Belki gece yanına kalırım. Çok selam söyleyin Erol Bey'e. Tamam. Elif Hanım'la ilgili hazırlıkları yaptınız mı? Evet. Her şeyi söylediğiniz gibi yaptım. İyi. Ben evde olmayacağım çünkü. Görüşürüz. Güle güle. Bunu nasıl atlarsınız Çiğdem ya? Bu işin sorumlusu sen değil miydin? Bendim de Filiz Hanım. Bak, Durusu bir butik otel. Size bir sürü fotoğraf çekip getirmiştim. Hatta sen istemiştin. Tabii hatırlıyorum ama... O zaman eski tasarımlar adamın önüne nasıl gitti? Çünkü elimizde Durusu ile ilgili hiçbir şey yok Filiz Hanım. Yok mu? Nasıl yok? Nerede o kadar fotoğraf? Atın demiştiniz ya, hani bir toplantı yaptınız. Bu otel işlerini bırakıyoruz, yapılan her şey depoya gitsin, kalanları da atın demiştiniz. Haklısın Çiğdem. Bak ben bunu unutmuşum, kusura bakma. Rica ederim. Tamam sağ ol. Sen gidebilirsin. Tamam. Ben artık bir şeyler düşüneceğim. Ne yapacağız şimdi? Belki bilgisayarında kalmıştır bir şeyler. Yok. İlk onları atmıştım. Bu durumda yapılacak tek bir şey var. Geç kaldım, kusura bakmayın. Nasılsın babacığım? Bana kalsa bugün eve giderdim de. Baba bekle yarını. Ne kaldı şurada? Ne oldu? Bir terslik mi var? Durusu'da çektiğim fotoğraflar var ya. Evet. Hepsini atın demiştim. Onlar da atmışlar tabii. Şimdi tekrar gerekti. Neyse, genel kurul toplantısından sonra gidip tekrar çekmem gerekiyor. Kızım, koca şirkette bunu yapacak kimse yok mu? Yok. Kim yapacak? Neyse, boş ver. Filiz'e haberi versene. Hı? Elif yarın eve dönüyor. Aa, hayırdır? Bebeği aldırmaktan vazgeçmiş. İsabetli karar. Demek ki ben de hala oluyorum. Ben bu gece babamın yanında kalıyorum. O zaman ben de çiftliğe gideyim bari. Abi burası her akşam geldiğimiz yer. Sürpriz bunun neresinde? Ah be yavrum, sen ananın karnında 9 ay nasıl bekledin acaba? Ekrem? Merhaba. Neredesin sen ya? Biraz inzivaya ihtiyacım vardı. Vallahi özledik seni. Sağ ol. Vallahi bir gün olmadı ki bahsin geçmesin Ekrem kardeşim. Hoş geldin. Sağ ol abi. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Sandalye versenize. Yine yaptın numaranı Kemal abi. Ne yani? Kuruluş yıl dönümünü Ekremsiz mi kutlayacağız? Hı? İyi ki buradasın Aynalı be. Ha? Hoş geldin. O
Oğlum buraya bardak getir. Bize anlatacak bir şeyleriniz vardır herhalde. Var mı Aynalı? Yok abi. Önemli değil, biz sonuçtan memnunuz. Eyvallah. Neyin şerefine kaldırıyoruz kadeyi? Cevap sende. O zaman dostluğa için. Dur bir dakika. Eyvallah. Dostluğa. Hadi bakalım. Eyvallah. Hadi bakalım. Hadi Aynalı. Bulamadın değil mi nerede olduğunu? Bu değil mi? Değil. Bak şurada. Şu fasulye gibi olan var ya. Nerede göremiyorum. Kızım işte şurada baksana. Şu. Bu mu? Evet. Nereden anlıyorsun anne? Doktor hanım gösterdi ya. Doğrusu o anda ilgilenmiyordum. Az daha ondan vazgeçiyordum anne. Ne zamanki kalp atışlarını duydum. Ne yaptığımı anladım. Çok korkuyorum. Sence doğru mu yaptım anne? Hele bir kucağına al. O zaman hiç kuşkun kalmayacak. Oraya dönüyorum. O eve. Ya pişman olursam? Pişman olursan hemen evine dönersin. Ama önce denemen lazım. Çocuğunun mutluluğu için. Gel. Hava iyi dedin kızım. Bu mu iyi hava? Dondum. Boş ver. Biraz üşürsek ölmeyiz herhalde. Baban yarın çıkıyor ya. İçim nasıl rahat etti anlatamam. Evet. Allah'tan çabuk toparladı. Anne babamla durumunuz ne olacak? Bilmiyorum kızım. Benim yapabileceğim bir şey yok artık. Yürüyüşte anlattıkların da canımı sıkmadı desem yalan olur. Hangi anlattıklarım? Sadıkoğlu şirketiyle yeni ilişkiler. Kısa sürecek anneciğim, merak etme. Ben işlerden çok Yılmaz'ın çevresinde bulunmana sıkılıyorum Filiz. Boş ver. Aldırmıyorum. Öyle mi sahiden? Öyle. İyi. Kemal Bey'in davetine de gitmek zorundasın, öyle mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.